Günaydın, günaydın sevgili izleyenler. Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Efendim çok güzel bir haftaya başladık. Buradan herkese iyi haftalar dileklerini bulunmak istiyorum ve Mayıs'ımızın birbirinden değerli alanında en iyi uzman doktorlarıyla programlarımıza devam ediyoruz ve yine bugün çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte olacak. Kendisi Özel Grant Medikal Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mustafa Tireli bizlerle birlikte olacak ve bugün meme kanseri hakkında çok kıymetli ve çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Efendim önce hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Günaydın. Nasılsınız? Öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere, kanalımız adına. Ben teşekkür ederim. Çünkü meme kanseri önemli bir çok problem. Önemli, bu problemi tekrar gündeme getirmek konusunda evet. Bana fırsat verdiğiniz çok için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sizler de o güzel bilgilerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz. Ben de bütün izleyicilerimiz ve kendimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayıydı. Biraz o dönemde biz bir program yaptık buna benzer bir program ama tabii yine sizin de bu güzel bilgilerinizi paylaşmak isteriz, dinletmek isteriz izleyicilerimizi. Efendim öncelikle meme kanseri niye önemli, neden önemli ve dünyada ve ülkemizde sıklığı nedir, neler söyleyebilirsiniz? Evet. Efendim ben de önce herkese iyi günler diliyorum, bizi izleyenlere. Meme kanseri günümüzde de önemli bir problem, özellikle bayanlar için. Çünkü bayanlarda görülen kanserlerin en sık görülen şekli bu. Neredeyse kadın vücudunda meydana gelen bütün kanserleri düşünün, %28'i yani üçte biri neredeyse meme kanseri. O bakımdan çok önemli. Evet. Daha önemlisi belki de bir de işin ters bir yönden bakarsak meme kanserinde tedavi şansımız var. Evet. Bu yönden önemli. Mesela bir pankreas kanseri, bir akciğer, bir yemek borusu, bir mide kanserindeki ulaşamadığımız noktalara meme kanserinde ulaşabiliyoruz. Evet. Erken evrede yakalanmış kanserleri, meme kanserlerini başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. O bakımdan bu konunun konuşulması lazım. Demek ki kadınlarda hem çok sık gözüküyor birinci sırada, ayrıca bir de tedavi olasılığı var. O bakımdan bundan daha iyi konuşulacak, daha tedavi güzel olma şansı var. Çok eskiye nazaran şu anda çok iyi durumda. Ülkemiz adına çok iyi durumda. Kesinlikle. Ülkemizde de öyle. Evet. Sıklığına gelince dünyada kanser sıralamasında 3. sırada akciğer ve mide kanserlerinden sonra en sık görülüyor. Çok yaygın. Yaygın, evet. Mesela bakın bir iki örnek verelim. Amerika'da, gelişmiş ülkelerde meme kanseri kadınlarda daha sık. Az gelişmişlik düzeyi düştükçe meme kanserine daha az rastlanıyor. Bunun sebebi bilinmiyor. Bilinmiyor. Evet. Mesela Amerika'da 9 kadından birinde, hatta New York'ta 8 bayandan birinde ileride meme kanseri olacak. Ama Türkiye'de bu 14-15 kadından birinde meme kanseri olacak. Bizim ülkemizde de Ege bölgesinde daha sık, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da daha az. Evet. Zaten son sebeplerini belki olabilir. Sebepler arasında belki sayılabilir. Belki. Gelişmiş mesela olunca, bakın gelişmiş ülkeler sayabileceğimiz Çin'de de çok düşük. Evet. Çin'de de mesela meme kanseri insidansı çok düşük. Bizden bile daha düşük belki yani. Belki iklim şartları birçok sebep farklı olabilir tabii, evet, değil mi? Evet, evet. Çünkü şey var hani sizin de bildiğiniz gibi biz kanserin niye meydana geldiğini bugün tıp net olarak açıklayamıyor. Evet. Her türlü kanserin. Bölgesel faktörler çok önemli gibi gözüküyor. Mesela Japonya'da mide kanseri hala birinci sırada, bu kadar gelişmiş bir toplumda niye neden orada böyle, birinci? Bunun hala bir takım açıklayıcı görüşler var ama çok net değil. Buna mukabil mesela Amerika'da meme kanseri niye bu kadar sık da Çin'de bu kadar az? Bunları net olarak söylemek, açıklamak zor. Evet. Ama bilelim ki meme kanseri kadın vücudunda meydana gelen kanserlerin neredeyse üçte birinin çoğunluğunda çok sık gözüküyor. Bu bir yerde kadınlar için şans mıdır derseniz, çünkü tedavi edilebilirliği var. Evet, o bakımdan şanslı olarak sayabiliriz. Evet. Hocam peki meme kanseri ölümcül bir hastalık mıdır? Evet. Eski anlamda tabii neler maalesef kanser kelimesi olunca ölümcül, ölüm de var sonunda. Çünkü tedavi edilse bile bazı hastalarımızı kanserin gelişmesi, bütün vücuda yayılması sebebiyle kaybedebiliyoruz. Dünyada ama kanserden ölümlerde 5. sırada. O bakımdan
Yani nispeten daha iyi durumda meme kanseri. Hı hı. Bir de bir şey söylemek lazım. 2014 yılının dünyadaki sağlık örgütünün verilerine göre kanser dünyada ölümlerde birinci sıraya yükseldi. Evet. Yani kalp hastalıklarından daha öne geçti. Ama daha dün gene bu konu Türkiye'de gündeme getirildi. Türkiye'de hala birinci sırada kalp hastalıkları. Maalesef kanser daha geride. Ama dünya çapında baktığınız zaman kanser ölümlerde ilk sıraya yerleşmiş gibi gözüküyor. Evet, zaten daha da çoğalıyor. Daha da çoğalacak. Tabii, tabii. Sadece meme kanseri değil. Bütün kanserler. Farklı evet, kanser bütün gruplarında da çok fazla artış görüyoruz. Çok haklısınız. Bunun bu söylediğiniz çok önemli bir nokta. Hı hı. 2030 yılına kadar, yani şurada 10-15 sene sonra bugünkünün iki katı olacak dünyada evet, kanser. Ve bir de tedavisi daha pahalı. Kanserli evet. hastalar çünkü kanserin şöyle bir yönü var. Birdenbire hasta ölmüyor. Mesela hastayı birden kaybedemeyebilirsiniz. Evet. Hastalık mesela ilk önce bir organda başlıyor. Daha sonra lenf ve kan yoluyla vücuda yayılıyor. Bu yayılmalardan sonra bile kemoterapi ve diğer tedavilerle hastayı bir müddet daha yaşatabiliyoruz. Evet. O bakımdan yani hastalık hemen kötü sonuçla tedavi süresi uzayabiliyor. Uzuyor. İşte bu da maliyeti arttırıyor. Evet. Yani tabii. herhalde önümüzdeki yıllarda kansere bağlı maliyetler daha da inanılmaz rakamlara yani yükselecek. Evet. Ülke ve devlet adına da tabii ki bu evet. bir sorun evet. aslında. İşin bir de böyle bir tarafı evet. var. Hocam tabii ilerleyen saat dakikalarda yine konuya değineceğiz ama tabii bu safhaya getirmemek için evet. neler yapabiliriz? Evet, meme kanserinde bu safhaya getirmemek için yapabileceğimiz bazı şeyler var. Onları şöyle sıralayabiliriz. Bir kere hanımlar öncelikle kendi kendilerine muayeneyi yapmaları evet. lazım. Her bayan işte ayda bir kere, tercihan ay hali geçtikten 10 gün sonra, bir hafta sonra memelerin en rahat olduğu zamanda sırt üstü yatarak kendi memelerini göğüs duvarına bastırarak kontrol etsinler. Tabii bu arada meme başında bir çekinti var mı, meme başından bir akıntı var mı, meme cildinde bir değişiklik var mı gibi diğer bulgulara da dikkat sürekli etsinler. Sürekli gözlemlememiz evet. gerekiyor evet. tabii değişiklik evet. var mı diye. Var mı diye gözlemek lazım. İkincisi, ailesinde meme kanseri olanına biraz daha evet. dikkat etsin. Mesela genetik faktörler sebep olabilir. Evet, kız kardeşlerinde, annesinde, teyzeli, halasında, teyzelerde, yakın akrabada eğer meme kanseri varsa bunlar daha dikkatli evet. olsun. Hatta bu tür hastalara biz daha erken yaşta tarama öneriyoruz. Evet. Üçüncü faktör, 40 yaşına gelen artık bütün hanımları meme kanseri tarama programına girmelerini evet. öneriyoruz. Evet. Çünkü biliyoruz ki meme kanseri menopoz dediğimiz 40'lı yaşlardan sonra bir yükselişe geçiyor. Hı hı. 65 yaşa kadar neredeyse 6 kat yükseliyor. Bu en riskli devre. Bu devrede mutlaka yıllık mamografi kontrolü yaptırsınlar. Çünkü gösterildi ki 40 yaşından sonra mamografiyle yapılan tarama kontrollerinde ölüm oranı %45 azaltılabildi. Evet. Niye? Çünkü kanseri çok erken yakalıyoruz. Tabii. Çok basit bir cerrahi teşhisin önemi çok çok önemli. Basit bir cerrahi tedaviyle tam şifa elde edebiliyoruz. Kurtulmuş olabiliyor hasta daha evet. büyük evet. ihtimalle değil mi? Ve tabii bir de bu hastalara kemoterapi, radyoterapi gibi bunlara başka tedaviler yapılmadığı için maliyet de düşüyor. Yani devletin üzerindeki yük de azalmış oluyor. O bakımdan yani bunu özellikle hatırlatırım. Tarama programından çekinmemeliler. Evet. Bu konuda istekli olmalılar. Çünkü Türkiye'de artık Sağlık Bakanlığı bir de mamografiler ücretsiz olarak çekiyor. Evet, devlet hastanelerinde. Evet, hiç maliyete İzimiz. Gerek yok. Evet. Hı hı. Çok rahatlıkla giderler ve bundan çekinmesinler. Yani hı hı. mamografi sırasında alınan radyasyonun hiçbir değeri yok. Hastaya evet. hiçbir zararı yok. Çok rahatlıkla yılda bir kere en azından mamografi. İhmal etmeden yapılması etmeden, gerekiyor evet. değil mi? Çünkü sağlıklıyken asla benim başıma gelmez diye düşünüyoruz. Evet. Ne zaman öyle bir sıkıntı olunca ondan evet. sonra çareler arıyoruz ama bunu en başta aslında dediğiniz gibi kontrolleri ihmal etmedikten sonra aslında hem kendimize
Hem de dediğiniz gibi o yüksek maliyetlere büyük bir sıkıntı içerisine evet. girmemiş olacağız ve evet. büyük bir sıkıntıya sokmuş Çok olacağız uzmanlarımızı bunu, da. Buna özellikle güzel bir soru vatandaşa belki bu bugünkü bu farkındalık konuşmada farkındalıkta inşallah. Bunu eğer evet. hatırlatabiliyorsak evet. birkaç kişinin zihninde yer edebildiyse başarılıyız demektir. Evet, özellikle bayanlar 40 yaşından sonra bu kontrolleri kesinlikle ihmal etmeyin. Etmeyelim, evet. doktorumuzun da dediği gibi eğer ki genetik faktörler var ise zaten o yaşı beklemenize gerek yok. Devletimiz ne güzel karşılıyor bu tarz ihtiyaçları ve bu tarz masrafları. O yüzden bize ne yapmak düşer? Bize gidip uzmanlar tarafından kontrol etmek düşer. Efendim meme kanserinde riski artıran faktörler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Risk altındaki kişiler kimlerdir mesela? Evet. Risk altındaki kişilerin birinci sırasında ailesinde meme kanseri görülenler. Bunlar da 7 kart. Yani annede, teyzede varsa risk daha fazla. Bunlar anne veya teyzenin meme kanseri olduğu mesela 40 yaşında olduysa 30 yaşından 10 yaş erkenden kontrole girmeleri lazım. Artık bunlar 40 yaşı beklemiyorlar. Bunlar daha erkenden bir uzman hekim tarafından kontrol altına alınmaları lazım. İkincisi hormon replasman tedavisi. Bunu özellikle üzerinde durmak istiyorum. Şimdi 40 yaşına gelince veya 42-43 yaşında hanımlar biliyorsunuz menopoza giriyorlar. Overler fonksiyonunu bitiriyor. Evet. Menopoz dediğimiz bir problem hemen hemen bütün hanımlarda var. Tabii değişik yaşlarda olabilir bu. Hı hı. Şimdi menopoza giren hanımda bir takım şikayetler oluyor. İşte sıcak basması, terleme, sıkıntı vesaire. Bunun sebebi hormonal değişiklikler. İşte birçok hekim bu hormonal değişiklikleri önlemek için menopoza başlayan hastalara hormon replasman tedavisi, yani hormon dışarıdan verelim mi diye bir şey var. Evet. Geçmiş yıllarda bu çok fazla miktarda kullanıldı hormon tedavisi. Çünkü hastalar rahat ediyordu bu tedaviyi evet. alınca. Ama son yıllarda yani 2014 ve 2013'te hele İngiltere'de 100 bin hasta üzerindeki bir çalışma gösterdi ki uzun süreli eğer menopoza giren kadına östrojen veya progesteron hormonu verirseniz meme kanseri riskini arttırıyorsunuz. Evet. Onun için özellikle menopoza girmiş hanımlarda çok şikayetiniz varsa belki kısa bir süre 5-6 ayı geçmeyecek sürede bir hormon tedavisi düşük dozda alabilirsiniz. Hı hı. Ama onun dışında uzatmayın. Evet. Bu çünkü meme kanseri olma olasılığını arttırıyor. Artık, artık bugün günümüzde yazmıyoruz. Hatta bunun çok güzel bir örneği var Belgin Hanım. Amerika'da bu bilgiler ortaya çıkınca hormon replasman tedavisi durduruldu. Onun üzerine son 2 yılda Amerika'da meme kanseri insidansında düşüşler başladı. Evet. Çünkü niye hormon replasman tedavisi yapılmayınca kanser oranı azalmaya başladı. O bakımdan bu önemli bir nokta. Bunu hatırlatalım. Buna karşılık biliyorsunuz genç bayanlarda doğum kontrol hapı evet. kullanılması var. Hı hı hı. Bu riski arttırmıyor. Yani bugünkü bilgilerimizde... Evet, öyle bir algı var evet. sonuçta değil mi? Ama yani doğum kontrol haplarının meme kanseriyle bir ilişkisi gösterilemedi. Arttırması, arttırdığı yönünde bir kesin veri yok. Yani hastaya gereken kişiler bu konuda yardım alabilirler, kullanabilirler. Herhangi bir sorun yok. Yok. Başka bir faktör ırsiyet. Meme kanserinin çok az bir kısmı, %10'luk bir grubu ırsi olarak aileden aşağıya doğru, çocuklara doğru geçiş gösteriyor. Hı. Bunlar BRCA1 ve BRCA2 genlerinin pozitifliği. Ama bu çok düşük bir oranda. Ülkemizde bu oran daha da düşük. Bu verdiğim oran Amerika, Türkiye'deki bilinmiyor ama hastaların tetkiklerinden elde ettiğimiz sonuçlar daha düşük olduğunu gösteriyor. BRCA1-2'si pozitif olanlarda zaten bu hastalar erkenden tedavi alınıyor. Çünkü bunlar da gelecekte meme kanseriyle birlikte rahim kanseri, farklı yumurtalık kanseri gibi başka kanserler de gelişiyor bunlarda. O bakımdan bunlar çok az bir grup bu şekilde dikkatli olmaları gerekir. Evet. Hocam peki meme kanserinde riski azaltan faktörler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet. Korunma yöntemleri mesela nelerdir? Evet. Şimdi şöyle bir genelleme yapalım. Kanserden korunma diye bir şey yok. Yok değil mi? Yok evet. Yani çünkü bunu niye yok? Bunu çünkü gerçek sebebini bilmiyoruz. Eğer günün birinde
inanıyorum. Netleşirse sebebi. Kesin Mehmet Han, evet, o zaman koruma yöntemleri daha çok net olacak. Hı. Ama bugün için diyoruz ki işte kilo almayın. Evet. Çünkü sebepler arasında tabii. Yağ dokusu, evet, bayanlarda yağ dokusu artınca burası östrojen hormonu üretiyor ve meme kanseri östrojen hormonuyla çok yakından ilişkili. O nedenle kilo almayın. Aktivite gösterin. Hareketli yaşam olmak zorunda değil kesin, mi? Kesin efendim. Sonra tabii ki demin söylediğimiz gibi tarama yöntemine girin. Evet. 40 yaşından itibaren taramadan çekinmeyin. Hı. En ufak bir şikayette hekime, evet, gidin. Şimdilik önerebileceklerimiz bunlar. Evet. Hocam peki meme kanseri belirtileri az önce söylediniz ama daha detaylı bir şekilde, evet, öğrenmek ister belki izleyicilerimiz. Evet. Belirti ve bulguları nelerdir? Meme kanserinin bizim pratikte gördüğümüz meme kanserinin en sık bulgusu ağrısız bir kitle. Evet. Memede ağrısız bir kitle. Ne yazık ki meme kanserli hastaların %3-5'inde ağrı yapıyor kitle. Biz ağrı bekliyoruz aslında. Evet, şey yok. Öyle bir bulgu çok düşük. Hı hı. Hiç buna güvenmesinler. Hani benim kitle memedeki beze ağrımıyor diye bundan bir şey, evet, olmaz diye düşünmesinler. Çünkü hastaların büyük bir çoğunluğunda bu kitle ağrısız oluyor. En büyük şikayet bu. Bunun, hı, dışında meme başının içeri doğru çekikliği, sıkmasına rağmen meme başının dışarı çıkmaması. Meme başından genellikle kanlı, koyu kahverengi, koyu siyaha yakın akıntının olması meme başından en önemli belirtiler. Ama bunun dışında daha ileri kanserlerde meme cildinde dökülme, meme cildinde kızarıklık, meme cildinde ülserlerin gelişmesi gibi daha ileri evredeki kanserlerde bu tür bulgular da olur ama bunlar daha geç bulgular. Evet. Zaten hastalığın ileri devresinde görülen ama en önemlisi memede bir kitleyle gelmesi. Evet, en azından bayanlar dediğiniz gibi sürekli kendini kontrol ettiği, evet, zaman etsinler. Böyle bir şey hissettikleri an zaten hemen direkt bir uzman kişiye gitmeleri gerekiyor. Temasla geçsinler. İhmal etmemek, evet, gerekiyor çünkü çok ciddi bir durum. Evet. Hocam peki meme kanseri tanı yöntemleri nelerdir? Bu konuda şanslıyız diğer kanserlere göre. Çünkü meme hemen cildin altında, ulaşımı çok kolay. Çok da iyi tanı yöntemleri de gelişti. O bakımdan tanıda artık eskisi kadar güçlük çekmiyoruz. Tanı yöntemlerini şöyle sıralayalım. Birincisi hastanın hekim tarafından muayenesi. Bu hala çok önemli günümüzde. Hastaları direkt olarak bir hekimin muayene etmesi, evet, lazım. İkincisi muayenenin birleşiminde hatta beraberinde ultrasonografi. Evet. Ultrasonografinin hiçbir zararı yok. 1000 kere bile yapılabilir. Evet. Üçüncüsü mamografi. Demin de söyledim. Radyasyonu var ama tehlikeli değil. Hangi aşamada mamografi öneriyorsunuz? Hemen hemen kitle varsa ultrasonla birlikte mamografi de yapıyoruz. Olması gerekiyor. Ondan sonra bir de son yıllarda MR var. Manyetik rezonans, evet, tetkiki. MR'dan korkmuyoruz. MR'da çünkü radyasyon yok. Hastalara yapılabilir. Bir de MR'ın şöyle bir faydası var. MR 40 yaşının altındaki genç hastalarda meme dokusunun daha yoğun olduğu, memede yağ dokusunun az olduğu genç hastalarda çok değerli. Burada da ultrason ve mamografi yanılabiliyor. Genç hastalarda ultrason ve mamografi yanılabilir bulguları göstermede. Burada imdada MR yetişiyor. O bakımdan günümüzde çok yararlı ve tamamlayıcı oldu. Mamografi 50-40 yaşından sonra daha değerli. Yağ dokusunun memede artmasıyla beraber mamografinin verileri daha iyi gibi. Genç hastalarda mamografi yanılabilir, evet, hatalı sonuçlar verebilir ama bu MR'la giderilebilir. Tabii MR bulguları, mamografi, ultrason bulguları memede bir kitleyi gösteriyorsa bundan parça alıp biyopsi yapmak, kesinlikle, lazım. Daha net sonuç alınması kesin, için değil kesin mi? Sonuç. Kesin çünkü sonuç. Çünkü neticede MR bulgusu, mamografi bulgusu, ultrason bulgusu %100 değildir. Evet, yanıtı %100 tanı. Ama %100 tanı dediğiniz gibi patoloji. Yani oradan parça alacağız, parçayı tetkik ettireceğiz. O eğer o ne diyorsa kesin tanı o zaman. Zaten, İyi veya zaman kötü. Evet. Evet. Hocam peki meme kanserine tedavi nasıl yapılır? Tedavi yöntemleri, evet, nelerdir? Meme kanserinde tedavinin bazı aşamaları var. Önce bir kere kesin tedaviyi koyduk. Yani biyopsi sonucu bize bu hastada meme kanseri, evet, dedi. Şimdi burada günümüzde iki türlü politika var. Birisi eğer tümör büyükse, memedeki tümör büyükse, yani büyük dediğim kastım
4 santim, 5 santim gibi. Ama günümüzde bunu 3 santimetreye indirenler bile oldu. Tümörün büyüklüğü, ultrasonda, MR'da görülen tümörün büyüklüğü 3 santimetre ise bunlara önce kemoterapi yapıyoruz. Kemoterapi yapıp başlangıç, tümörü küçültüyoruz. Tümörü küçülttükten sonra ameliyat yapıyoruz. Daha sonra tekrar gerekirse kemoterapi ve ışın tedavisine hastayı gönderiyoruz. Veya ikinci politika, küçük tümörlerde, yani bu 3 santimin altındaki tümörlerde hemen direkt olarak cerrahi tedaviyi seçiyoruz. Tümörü çıkartıyoruz. Daha sonra hastaya çıkarılan tümörün patolojik tetkikinden sonra elde edilen bilgilere göre ışın tedavisi, ilaç tedavisini ondan sonra programlıyoruz. Evet. Yani günümüzde iki politika var. Hastanın durumuna göre bu yollardan birini seçiyoruz. Evet, bu arada değerli doktorumuza sorularınız var ise bize 233-77-77'den ulaşabilirsiniz. 233-77-77 efendim numaralarımız. Buradan sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hocam peki tümör evrelemesi nedir? Neler söyleyebilirsiniz? Efendim bu soru çok güzel. Çünkü hem halkımızı aydınlatmamız lazım. Biz hekimler bütün kanserlerde evreleme dediğimiz safalamayı yapıyoruz, evreliyoruz. Genellikle bu 4 evrelidir bütün tümörler. Bir hasta bizim karşımıza geldiğinde kesin tedaviye başlamadan evvel biz bu evrelemeyi yapıyoruz. Şimdi bunlar 1, 2, 3, 4. evredir. Önce kötüden başlayalım. 4. evre demek bir kanser bir organda başlamış, mesela midede, memede, akciğerde başka bir yere sıçramış. Bu artık 4. evredir. Burada tabii ki tedavi daha zor. 1. evre ise en iyi evre. Yani hastalık henüz başladığı organın içindedir. Lenf bezlerine bile bir yayılım yoktur. Evre 2'de hastalık bölgesel, yani o organa yakın olan lenf bezlerine yayılmış durumdadır. Yani hastalık henüz daha bütün vücuda değil ama oraya en yakın olan, mesela meme kanseri bugünkü konumuz, koltuk altına yayılmış demektir. Oraya 1 veya 2 hiç fark etmez. Etrafına sadece yayılmış. Sadece koltuk altında, başka bir yerde bir şey yok. Üçüncü evrede ise tümör biraz daha ileri. Ne o? İşte memedeki tümör göğüs duvarına yapışmış, memedeki tümör cilde doğru yaralar meydana getirmiş ve aynı zamanda koltuk altında da yaygın yayılmalar var. Ama daha henüz daha ileri safhaya gitmemiş. Yani bir karaciğere, akciğere, kemiklere sıçırmış, falan yayılmamış. Üçüncü devrede bu. Bu da tabii ki ileri bir devre. Biz genellikle bu birinci ve ikinci devreyi erken devre kabul ediyoruz. Burada tedavi şansımız çok yüksek. Ötekilerde tedavi şansımız daha azalıyor. Tabii ki o da birdenbire olmaz zaten. Tabii. Bir hastada evre 4 veya evre 3 gibi ileri evrelere gelmesi meme kanserinde yıllar ister. Evet, yani öyle 5 günde 10 günde o safhaya hastalık gelmez. Yıllardır vardır, fark edilmemiştir. Evet, o şekilde. Dediğimiz gibi belki gözden kaçırmamız da bu yüzden zaten. Önemsememek. Bir de burada bir şey söyleyebilir miyim Belgin Hanım? Onu birkaç hastada görüyorum ben. Şimdi bazı hasta, bir kere şu var. Memede elimize gelen her kitle kötü değildir. Evet. Hani memede bir kitle var diye hemen panik yapmayalım. Evet. Bunların çoğu bazen iyi huylu çıkabilir. Evet. Kistler olabilir, fibroadenom dediğimiz iyi huylu tümörler olabilir. Yani hep kötü anlamında değil. Ama memedeki bir kitle mutlaka aydınlatılmalıdır. İyi mi kötü mü? Evet. Ha, bir kere bu nokta kesin. Yani memenizde bir kitle varsa bunu mutlaka bir hekime götürün, aydınlatsın. İyi ise mesele yok. Ama kötüyse hemen müdahale. Tabii. Mesela bu konuda hastalarımızı yanıltan bir sözcük var. Bunu söylemem lazım. Benim mememde bir kitle var. Buna dediler ki süt bezesi. Ben işte yerinde duruyor. Ya şimdi böyle bir tabir biraz hatalı. Evet. Böyle bir tabirin yeri yok tıpta. Süt bezesi diye bir şey, yok. Yok. Yani orada bir kitle varsa o kitle ne? Evet. Onu deminki söylediğim ultrason, mamografi, MR tetkiki, hatta en sonunda da biyopsi yaparak o kitlenin adını koymalıyız. İyi mi kötü mü? Evet. O bakımdan hastalarımıza bu çok önemli bir mesaj. Halk arasındaki doğru bildiğimiz yanlışları burada kasmamamız mutlaka gerekiyor. Mutlaka memede bir kitle elinize geliyorsa veya böyle bir şeyden bunu
inceleteceğiz ve hatta biyopsi yaptırarak, bir de halk arasında gene bir yanlış şey daha var. Kansere dokunursan kanser yayılır. Evet, öyle bir algı var değil mi hocam? Yani bu bütün ama bıçak değdirmeyin falan. Yani şimdi bu çok yani çok ilkel zamanlarda söylenen sözler. Ne diyelim buna, safsata diyelim efendim. Böyle bir şey yok. O zaman olsaydı biliyorsunuz bütün gelişmiş ülkelerde kanserin en etkin tedavisi cerrahidir hala. Evet. Hala cerrahi tedaviyle kanseri mümkün bu olduğu kadar. Bu kadar teknoloji gelişmiş, bu kadar. Evet. En gelişmiş ülkeler bile yani hala bunu yaparken Türkiye'de siz bıçak değdirmeyin demek biraz bütün evet, ilime bilime ters oluyor. Kesinlikle. Yani o bakımdan yanlış, bu yanlış algıyı da düzeltmemiz lazım. Hastalarımız hiç çekinmesinler. Bıçak değdikten sonra, ameliyat olduktan sonra o hastalık ilerleyip hasta kötü duruma gelecekse zaten bıçak değse de olacak, o değmese evet, de olacak. Zaten uzman kişi bunu zaten olması gerekiyor ya da olmaması gerekiyor diye zaten yönlendirecektir. Tamamen yayılmışsa dediğiniz gibi tabii, zaten hani ölüm netice ölümcül sapaya gelmişse olduğunu zaten açık açık söylüyorsunuz. Tabii. Artık o son etapta ise doktor zaten onu az çok anlıyordur ve yönlendiriyordur zaten. Evet, zaten yönlendiriyoruz. O bakımdan hastalarımız hiç böyle mememdeki bir kitleye bıçak değer de bu kan, sanki hiç kanser değilmiş de bıçak deyince kanser olacakmış. Böyle bir şey yok tabii ki. O kanserdir. Bıçak değse de kanserdir, değmese de kanserdir. En azından tedaviyle belki bir an evvel, iyileşebilir. İyileşebilir. Tabii. O kıymetli zamanları kaybediyor tabii ki. Kesinlikle değil mi hocam? Hocam peki meme estetiği korunabilir mi? Evet. Ve hangi yöntemlerle bu meme estetiği korunabilir, evet, neler söyleyebilirsiniz? Efendim bu tabii haklı olarak şey, evet, çok güzel bir bayanların konu gene. Çok üzüldüğü konu bu evet, zaten ya. Ben buraya bir şeyle girmek istiyorum. Buyurun. Şöyle anılarla. Pek çok meme kanserli hasta ameliyat ettim, tedavi ettim. Hı hı. Hastalar ilk meme kanseri tanısı konduğu zaman çok, benim alınacak mı deniliyordu. Çok tabii, üzülüyorlar. Evet. Çok üzülüyorlar, sormayın. Hatta bana diyorlar ki yani bu mememi al, beni bu dertten kurtar. Evet. Yani o ilk tamam, safhada onu gözden çıkarıyor memeyi. Peki. Evet. Hastaya işte memesini alıyoruz, ameliyatını yapıyoruz. Aradan tabii meme kanserli hastalar uzun yıllar yaşar. Aradan hasta kontrollere geliyor. Bakıyoruz hasta yaşıyor. Hiçbir problemi yok. Ama aradan bir yıl, iki yıl geçtikten sonra çıkarılmış olan memesinin eksikliğini hissetmeye başlıyor. Hı hı. Bunun bir de psikolojik tabii ki tarafı da var. Şimdi bu hasta arayış içine giriyor. Acaba bu mememi yerine nasıl koyabilirim? Evet. Yani evli bir hanımı düşünün, genç bir hanımı düşünün. Hı hı. Bu tabii ki kabul edilebilir bir durum değil. Evet, banyo yaparken, gece yatarken her yerde onun eksikliğini görüyor, hissediyor. Ben o nedenle bunları yaşadığım için tabii ki daha sonradan bu hastalara meme plastik falan yaptırıyor. Ama mi? Onların hiçbiri o orijinali gibi olmuyor. Bunu kabul edelim kesinlikle şimdi. O nedenle başlangıç safhasında hastalarımıza meme koruyucu tedaviye doğru yönlendiriyorum. Evet. Tabii Belgin Hanım burada şunu söylemek lazım. Her hastaya memesini koruyucu tedavi uygulanamayabilir. Kanser ileri devredeyse, aşırı derecede memede gelişmişse, tabii ki bu hastalarda ne yazık ki tümörün ilerlemesine bağlı olarak meme koruyucu cerrahi yapılamaz. O zaman memeyi tümden çıkarmak gerekebilir. Evet. Yani hastanın sağlığı açısından ondan taviz gereken veremez. Gereken neyse zaten onu yapmış evet, oluyorsunuz. Ama günümüzde meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Hı hı. Tümörü güzelce çıkardıktan sonra, koltuk altını temizledikten sonra, evet, daha sonra ışın tedavisi yaptırarak hastanın memesini olduğu gibi koruyabiliyoruz. Hatta öyle hastalarımız var ki, hele böyle 1-2 santimetre küçük tümörleri varsa, inanın yıllar sonra o memeden tümörün çıkarıldığını bile görmüyorsunuz. Evet. Yani ameliyat yeri bile kaybolmuş. Evet. Yani öyle bir tedavinin olduğunu hissedemezsiniz, baksanız çok bile yani. Çok güzel. Yani yüzdürücü bir sonuç. Çünkü şey var, artık günümüzde şeyi biliyoruz. Bir de Belgin Hanım, onu da o mesajda verelim. Yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki memeyi koruyarak yapılan ameliyatla memenin tümünün alınması şeklindeki ameliyatın arasında yaşam yönden hiçbir fark yok. Evet. Her ikisinde de ömür aynı. Bu evet, gösterildi. Pek çok çalışmada gösterildi. Binlerce hasta üzerinden. Artık günümüzde o nedenle cerrahlar
Eğer hastadaki şartlar uygunsa memeyi koruyucu yönde cerrahi uyguluyoruz. Evet. Hatta çok özür dilerim. Buyur. Hatta şöyle bir avantaj daha var son yıllarda. Hastanın memesindeki tümör büyükse, memenin büyükçe bir kısmını çıkarmışsak, ondan sonra orayı kapatsak öteki memeye göre bu meme daha farklı küçük kalacak. Tabii. O zaman o boşluğu doldurma yöntemlerini de geliştirdik. Çok güzel. Hastanın kendi dokularıyla, evet, sentetik materyal koymadan, mesela yağ dokusunu oraya koyuyoruz. Veya memeye hemen yakın yerdeki cilt altındaki adele ve yağ dokularını oraya kaydırıyoruz. Memenin o şekilde normal şeklinde tekrar koruyoruz. Görüntü bozukluğu olmadığı için kesinlikle, dediğiniz kesinlikle gibi moral bozukluğu tabii olmayacak. Küçük tümörlerde memeyi korumak çok kolay. Öyle 1-2 santimetrelikte meme dokusundan bunu çıkardığınız zaman geride çok büyük bir iz kalmaz. Ama 4-5 santimetrelik kitleleri bile çıkardığımız halde memeye aynı şekilde oraya doldurma yapıyoruz. Yani dolgu evet maddesi var çünkü. O yüzden hiç umutsuzluğa kapılmamaları evet gerekiyor. Dolgu maddesi olarak hastanın kendi dokularını kullandığımız için herhangi bir ret söz konusu değil. Kendi orijinal dokusu. O bakımdan günümüzde bu plastik cerrahi şeyleri çok gelişti, teknikleri. Hastalarımızı o bakımdan estetiği de korumaya evet özen gösteriyoruz. Tabii, yani tabii şey yapıyorsunuz, plastik cerrahi uzmanlarıyla ortak çalışma yapmış oluyor. Hayır. Siz burada evet. Çok güzel. Evet, çünkü genel cerrahlar da artık bu direkt konuda yapabiliyorsunuz. Tabii bunların bazıları. Belki o ameliyat anında yapıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Aynı seansta. Aynı tabii seansta. Hasta kalktığı zaman. Kalktığı zaman herhangi bir sıkıntısı olmadan, görüntü bozukluğu olmadan. Tabii. Devam edelim yaşantısına. Plastik cerrahlarla müştereken yaptığımız var gene ama. Göğüs alınma sonucu. Hayır, göğüs tamamen alındıktan sonra yapılanlar var. Bir de karın adelesinin oraya kaydırılması şeklinde olan var. Onlar çok büyük daha ameliyatlar. Farklı. Ama evet günümüzde onlardan vazgeçtik. Evet. Bu şimdiki söylediğim yağ ve diğer dokularla doldurma yöntemi geliyor. Daha kolay, daha basit ve daha uzak sonuçları daha iyi. Evet hocam. Hocam peki ameliyat sonrası kol şişmesine karşı neler yapılıyor? Evet, bu da ciddi bir durumdur tabii. Bu çok ciddi bir durum. Evet, bunu biz sonradan şimdi öğrendik veya karşımıza ilk zamanlar hiç bunu önemsemiyorduk. Yani 1970'ler, 80'lerde hatta 90'larda. Ama meme kanseri ameliyatları çok yapıldıkça bilhassa koltuk altı, biliyorsunuz meme kanserinde kanser ilk olarak koltuk altına yayılır. Ameliyatlar da genellikle koltuk altı da beraber temizlenir. Çünkü hastalığın koltuk altına yayılmış olması devre 2 dediğimiz bir ileri devreyi gösterir. O bakımdan koltuk altı ameliyatı da yapılıyordu. Ve koltuk altı böyle temizlendiği zaman lenfleri hastaların çoğunda %30, %40'ında kolda, o kolda şişme meydana geliyor, ödem. Hatta bazen bu ödem o kadar fazla oluyor ki ben öyle hastalar gördüm ki yani o kol perişan, neredeyse hasta diyor ki kolumu kesin kurtulayım ben bundan. Çünkü o kadar bir acı veriyor tabii değil mi? Hem acı hem bir de bunun tedavisi de mümkün değil. Bir de o kolu kullanamıyor da şiş olduğu için. Fonksiyon da kaybetmiş vaziyette kol, ağrılar bir taraftan, hatta bazen yaralar açılıyor kolda. Çok büyük bir problem. Bunun yerine 1997'lerde işte Amerika'da bir şey gelişti. Sentinel Lymph Node Biopsy diye. Evet. Şimdi bu ne? Ameliyat sırasında eğer ameliyattan önce yaptığımız muayenede ve ultrasonda koltuk altında bir lenf bezi yoksa hastanın, ameliyat sırasında örnekleme yapıyoruz. Evet. Bunun için özel boyalar var veya sintigrafi dediğimiz bir metot var, radyoaktif iyotla yaptığımız. O maddelerle ameliyat sırasında koltuk altından bir tane lenf ganglionu alıyoruz. O lenf ganglionunu hemen ameliyat sırasında hasta ameliyat masasındayken tetkik ettiriyoruz. Eğer o lenf bezi temizse koltuk altına hiç dokunmuyoruz. Ve bu şekilde o hastada ileride kol şişmesi vesaire herhangi gibi hiçbir problemle karşılaşmıyor. Ve bunlarda bir problem de yok. Hatta son bir yayın çıktı geçen yıl. Çok küçük eğer yayılma varsa, hani o çıkardığınız bir tane örnek ganglionda mikrometastaz dediğimiz küçük bir şey varsa, yayılma varsa diyorlar ki onu da çıkarma. Koltuk altına gene müdahale etme, ışık tedavisi yap üstüne. Evet. Koltuk altını da ışınla. Bu da yeterli diyorlar. Gerçekten tabii ki o zaman hastaların bir grubunun daha kolunun şişmesi eskiden önlenmiş oluyor. Eskiden böyle küçük bir yayılma olsa bile koltuk altını çıkarma gibi bir eğilim vardı. Evet.
bu son çalışma sanki evet buna da gerek yok artık. Daha ileri gitme diyorlar. Evet. Evet hocam, peki az önce kemoterapiden biraz bahsettiniz. Kemoterapi kimlere verilir ve kemoterapide yenilikler var mı? Neler söyleyebilirsiniz? Evet. Şimdi kemoterapi meme kanserinin gene çok gelişmiş olan bir bölümü. Hı hı. Hastalarımız bir kere kemoterapiden korkmasınlar. Kemoterapinin tabii yan etkileri çok fazla. Hatta hı hı. hastaları bıktıracak kadar. Evet. Yani ilaç veriyorsunuz, işte ağzında yaralar oluyor, ishaller oluyor, vücut bitkin, iştahsız, evet. kusmalar. Gerçekten çok zor kötü. Zor, evet. Ama faydası da var. Evet, faydasını inkar edemeyiz. Ama ileride, daha da gelişti zaten, ileride hastaları daha az yoracak, hastalara daha az yan etki yapacak ilaçlar mutlaka geliştirilecektir. Evet. Meme kanserinde diğer kanserlere göre daha iyiyiz bu durumda. Mesela meme kanserli hastaların %25'inde kullanılan bir ilaç var. Şimdi ilacın adını burada telaffuz etmeyelim. Bir grup meme kanserli hastada bu hastaların ömrünü çok uzattı. Evet. Ve sadece patolojik incelemede, memeden çıkarılan tümörün patolojik incelemesi sonucuna göre bu ilaç verilebiliyor bir grup hastaya. Ve hakikaten ömrü çok uzatıyor. Evet. Sanıyorum önümüzdeki 10 sene içinde daha etkin ilaçlar geliştirilecek. Tabii. Böyle meme kanseri. Teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor evet. zaten. Ve o zaman daha iyi sonuçlar alınacak. Tıp ilerliyor. Kimlere veriyoruz? Bir kere ileri devredeki hı hı. veya demin söyledik devre 4'teki metastaz yapmış. Yani vücudun başka bir yerine yayılmaya başlamış. Evet. O tür kanserlerin tümü kemoterapi alıyor. Hı hı. Onlar da kemoterapi hatta 1 yıl, 2 yıl bile devam edebilir. Hasta hayatta kaldığı müddetçe. Evet. İkincisi erken evrede ise kemoterapiye çok inanıyorlar. Hatta Amerika'da yani tümörü 1 santimetreyi bulan her hastaya kemoterapi ekleyin diyorlar. Evet. Çünkü hastanın geleceğine katkıda bulunuyor evet. şeklinde. Sonra bir de şu da var. Şimdi kemoterapi ilaçlarını kullanmayı daha iyi öğrendik. Dozları daha iyi ayarlıyoruz. Evet. O nedenle hastalarda yan etkiler daha az görülmeye başladı. Hani yan etki yok değil. Böyle tabii bir şey yok. Tabii ki her ilacın var. Bir ağrı kesicinin bile var, var zaten efendim. Bunu biliyoruz. Tabii. Kemoterapi ilaçları biraz daha ağır tabii. ilaçlar. O bakımdan yan etkileri ama aşağı indirdik. Düşmeye başladık. Düşürdük. Daha. Çünkü ilacı kullanmayı öğrendik. O nedenle kemoterapi böyle hastalara veriyoruz. Bir kere koltuk altına yayılma varsa, tümör 1 santimetreden büyükse, bu gruba bile kemoterapi yapıyoruz ameliyattan sonra. Evet. Hocam peki ışın tedavisi? Radyoterapi. Evet. Kimlere verilir ve faydaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet. Radyoterapide de çok güzel gelişmeler oldu. Şimdi radyoterapi cihazları o kadar gelişti ki çünkü programı bilgisayarla yapıyorlar artık radyoterapistler evet. bile. Her şeye girdi bilgisayar. Ve o şeyle göğüs duvarını daha iyi ışınlıyorlar. Daha geniş bir alan değil. Sadece lazım olan nokta alanı. Nokta evet, evet. O bölgeyi. Bu şekilde mesela sol tarafta özellikle meme tümörü olanlarda kalp daha iyi korunuyor. Artık evet. radyoterapiden kalp ve akciğerler zarar görmüyor. Görmüyor. Sonra daha evvelki çalışmalardan biliyoruz. Meme kanserinden sonra eğer radyoterapi yaparsak meme kanserinin o ameliyat olan yerde tekrarı azalıyor. Evet. Radyoterapi bunu kesinlikle yok azaltıyor. Ediliyor. Son yıllardaki 2 çalışma radyoterapinin ömrü de uzattığını gösterdi. Yani radyoterapi alan hastalar daha uzun yaşıyorlar. Hı. Çünkü niye? Bu yenileme hı. önlendiği için yaşam da daha uzuyor şeklinde. Bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. O bakımdan radyoterapi çok yararlı. Demin de söylediğim gibi mesela koltuk altı örneklemesi yaptığımız hastada küçük bir yayılım varsa sadece koltuk altına ışık vererek hiç cerrahi yapmadan yayılmadan direkt hemen başarılı sonuç alıyoruz. Evet. Çok güzel. İtalya'da meme kanseriyle uğraşan bir grup var. Milano'da bu dünya çapında bir gruptur. Ondan sonra ve meme kanserinde çok ileri düzeye ulaşmışlardır. Onlar ameliyat sırasında radyoterapiyi geliştirdiler. Hani radyoterapi olacak hastaya daha masada yatarken, narkoz altındayken tümör evet, çıkarıldıktan sonra, tümör çıkarıldıktan sonra aleti getiriyorlar. Olduğu gibi oraya radyoterapi evet, yapıyorlar. Tamamen yok olmuş oluyor evet. kanser. Ama
Bunun sonuçları şeyden çok iyi çıkmadı. Yani o bildiğimiz klasik radyoterapiden daha farklı daha çıkmadı. Hı. O bakımdan sanki biraz daha o konuda biraz bekleyeceğiz. Evet. Cihazların belki daha geliştirilmesi şeklinde. Artık radyoterapi cihazları çok gelişti. Hı hı. Nokta atış yapabiliyorlar. Evet. Hele tümör küçükse 2-3 santimetre tam üstüne. Evet. İstenen, yani çevre dokulara zarar vermeden yoğun bir şekilde o bölgeyi ışınlayabiliyorlar. Çok güzel gelişmeler çok da güzel var o konuda. Evet. Daha da gelişecek zaten. Muhakkak. Belki gerçekten daha iyi sonuçlar alınabilecek şekilde çok güzel bir teknoloji geliştirecek diye umuyoruz. Herhalde. Yani belki ileride şöyle söyleyelim. Böyle küçük tümörleri hiç cerrahi müdahale bile yapmadan radyoterapi, kemoterapi ile ortadan kaldıracaklar. İnşallah. İnşallah tabii. Efendim, meme kanseri tedavisinden sonra hastalık nükseder mi? Eder. Bütün kanserlerde bu risk var. Bunu meme kanseri için değil, bütün kanserler için söyleyelim. Hem bir genel bilgi olsun. Kanser tedavisi bitmez. Kanser, yani herhangi bir organınızdaki kanser nedeniyle ameliyat olun, işte kemoterapi yaptırın, radyoterapi yaptırın. Bu iş bitti şeklinde girmeyin. %100 iyileşme. Evet, evet. Gene biz en erken meme kanserli hastaları bile kontrole çağırıyoruz. Evet. Kontroller 5 yıla kadar, ilk 5 seneye kadar, ilk 2 sene, 3 sene, 3-4 ayda bir. 3 seneden sonra 6 ayda bir. 5 yıldan sonra da yılda bir kere hasta mutlaka kontrol edilecek. Yani kanserle mücadele böyle. Ömür boyu devam edecek. Evet. Sonra bir şeyi daha söyleyelim burada. Kontrollerine düzenli giden, düzenli olarak bu kontrolleri yaptıran hastalar daha uzun yaşıyor. Evet. Niye? Çünkü herhangi bir problem olursa erkenden yakalanıyor. Erkenden tedavi ediliyor, hastanın ömrü uzuyor. Kontrollerini eğer ara verirse, düzenli olarak yaptırmazsa bu hastalarda çıkan bir problemde geç kalınıyor. Kesinlikle. Müdahale edilse bile arzu edilen sonuç elde edilmiyor. O bakımdan her kanser... Daha hassas olmak gerekiyor tabii. Evet. Yani ben kanser, tamam ben kemoterapi oldum, ameliyat oldum, ışığımı aldım, bu iş bitti. Hayır. Lütfen uyanık olun, dikkatli olun, devam edin kontrollerinize, bunu ihmal etmeyin. Evet, ve o zaman bir de şey var, kontrolleri yaptırdıktan sonra her şeyin yolunda olduğunu öğrendiğiniz zaman bunun bir de moral gücü var. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz daha tabii ki. Bir de böyle bir şeyi var. Evet. Yani. Ve bir de meme kanseri için şunu söyleyelim bir not olarak. Meme kanserleri genellikle hastaların %70-80'inde ilk 3 yıl içinde tekrar nükseder. Evet. Yani 3 yılı geçtikten sonra risk azalıyor. 5 yıldan sonra hemen hemen sıfıra yaklaşıyor ama sıfır değil. Evet. %3-5 düzeylerine falan iniyor. Çünkü kanserde sıfır henüz daha yok. Takiplerimizi yapalım. Bu çok önemli. Çok önemli olan da bu zaten dediğiniz gibi. Hocam, meme kanserine karşı ne gibi önlemler alınabilir? Önlemler almak az önce bahsettiniz. Evet. zor ama en azından sigara, alkol tüketimi, beslenme, sağlıklı yaşam için neler yapabiliriz, neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz vardır. Tabii. Vallahi ben beslenme uzmanı değilim ama... Tabii. Medyada bu çok popüler bir konu. Bu konuda da çok hiçbir şey bilmeyenler de konuşuyor. İleri geri laflar da var. Ve bunların çoğunun bilimsel bir dayanağı da yok. Yok. İşin acı tarafı. Meme kanseri de diğer kanserlerde olduğu gibi ne yapabiliriz? Aktivitenin çok önemli olduğu söyleniyor. Demin de söyledik, ailesinde meme tümörü riski olanlar lütfen uyanık olsunlar. Onlar daha erken kontrol altında. Memenizi kendi kendinize muayene etmeyi alışkanlık haline getirin. Ondan sonra hormon replasman tedavisi menopozda kullanmamaya, başka yöntemlerle sıkıntılarınızı gidermeye çalışın. Veya kullanmak mecburiyette kalırsanız bunu kısa dönemle sınırlayın. Uzun dönem hormon kullanmayın. 40 yaşından sonra taramaları ihmal etmeyin. Ondan sonra ve bir de yani her şeyin başı
hayata bağlanın. Evet, hayatı pozitif sevin. Pozitif düşünmek lazım. Pozitif düşünün. Pozitif yaşamak evet, lazım. Zaten evet, hayatımızda olması gereken asıl evet, bu. Yani, çok negatife yönelmeden, olumsuzlukla evet, sadece olumsuzlukları görmeden. Çünkü hayat içerisinde her türlü olumsuzluklarla, sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Maalesef. Çok da büyütmemek gerekiyor demek maalesef, bunları. Maalesef. Evet, kendimizi var, üzmemek adına. Evet, bu da çok yani, çok önemli diye düşünüyorum ben. Çok haklısınız. Yerden göğe kadar. Yani biraz daha... Stresli yaşamdan uzak durmamız gerekiyor aslında biraz ama. Stresten. Kaçsak da hayatımızda var ama dediğimiz gibi sadece biraz daha bakış açımızı evet, güzelleştirmek evet, stresten uzak durmak çok zor bir şey. Evet, mümkün değil ama gibi gözüküyor. Ama en azından bakış açımızı biraz daha evet, güzelleştirmek yani daha olumlu bakmak değil mi? Lazım. Daha güzel evet, olacaktır belki. Hayatı sevmek lazım. Yani. Kesinlikle. Evet. Hocam son olarak meme kanseri sadece bayanlarda mı görülür? Erkeklerde görülür mü? Tabii doğru. Erkeklerde de görülüyor. %1-2 o. Yani bütün kanser, meme düşük kanseri ama. %1'i. Aynı kadınlardaki gibi tedavi ediyoruz. Evet. Gene küçükse çıkarıyoruz. Sonra ışık tedavisi, evet, kemoterapi onlara da yapıyoruz. Ama onlarınki de kadınlardan farklı değil. Yani ölüm oranları aynı. Hı-hı. Tedavinin başarısı her iki tarafta aynı, da aynı. Değişmiyor. Aynı tedavileri uyguluyoruz. Tabii erkeklerde de olabilir, olabilir ama düşük. Daha erkekler o yönden biraz kadınlar daha şanslı. Bu anlamda biraz ama daha erkeklerde de tabii, prostat var tabii. Evet, tabii farklı farklı rahatsızlar. O, evet. Allah hiç kimseye vermesin tabii ki böyle kimseye bir sıkıntıyı. Evet. Ama varsa da böyle bir sıkıntı, değerli doktorumuzun dediği gibi de zaten tedavi yöntemleri çok güzel. Teknoloji gelişiyor, tıp gelişiyor. Hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Efendim son sözlerinizi alabilir miyiz? Vallahi son sözüm zaten devamlı arada da tekrarladım. Meme kanseri korkutucu bir hastalık değil gibi gözüküyor. Çünkü tamam, çok iyi gelişmeler var. Önümüzdeki yıllar çok özür dilerim. Evet. Önümüzdeki yıllarda bu gelişmeler daha da artacak. Daha iyi sonuçlar alacağız tahmin ediyorum. Hastalarımız lütfen ben gene tekrarlıyorum. Mamografik taramaları 40 yaşından itibaren ihmal etmesinler. Bir. Bir de kendi kendini muayeneyi de alışkanlık haline getirelim. Evet. Bir de meme kanseri tedavi edilebilir bir kanser türüdür. Yani bir pankreas, tekrarlıyorum, mide, karaciğer, akciğer kanseri gibi çok olumsuz sonuçların olduğu bir tür değil. Daha başarılı daha sonuçların, yüz güldürücü sonuçlar yüz var. Yüz güldürücü sonuçların alınabileceği bir tümör. O bakımdan evet, biraz uyanık olmak, kontrolleri yaptırmak sanıyorum. Ve panik yapmamak gerekiyor. Panik yapmamak lazım. Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür bu güzel ederim, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sağ olun. İnşallah daha sonra farklı bir konuyla biz sizi yine İnşallah, stüdyomuza görmek istiyoruz. İnşallah. Ekip teşekkür olmayı, ederim. Efendim değerli uzmanımızdan çok güzel bilgiler aldık. Tabii her zamanki gibi uygulamak şartıyla diyoruz. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Bakış açımızı değiştiriyoruz. Pozitif olmaya çalışıyoruz. Hayatı seviyoruz her şeyden önce. Efendim bugün bize ayrılan vakti yine sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.